Şunu söylüyor, bak şunu söylüyor sevgili Kamran Bey. Fatma Hanım diyor ki sonuçta Meslan'ı nasıl bıraktıysa, İrfan'ı nasıl, yok Rasim'i nasıl bıraktıysa, Meslan'la beraberken birçok insanla görüştüyse, ki o hataları bana da annem yaptırdı diyor. Evet. Ahmet Çırın'ı da bırakacak ki şu anda Rasim'i hamile niye yani. Bıraktı? Rasim'i niye bıraktı? Hiç biliyor musunuz? Biliyorum, biliyorum, konuştuk. Şimdi, hangi meseleyi diyorsunuz? Şimdi evli bir kadının evine sen bir kadın getirsen. Ama olay 2017 yılında oluyor. Bakın efendim, doğru sizin söylüyorsunuz. Sizin yeğeniniz 2020'de ayrılıyor. Bak, 2020'de. Üç yıl sonra. Bunu anne de bir şey demezse bu çocuk ezilmez mi? Dedi baba dedi. Dedi. Ne dedi Fatma, sen ne dedin? Yeğenin olaraktan sen Rasim'i ne dedin? Kendisi çağırdı. Hayır, abi bunu. Kendisi çağırdı. Kendisi çağırdı. Peki kendisi çağırdıysa Rasim'i. Ben gel kızım şu gaş odamda gah dedim. Yok karıcık yolu kendi sen, çağırıyor. Orada, kendi orada gezdiriyor. Orada bir ebeveyn olarak senin müdahale etmen lazımdı Fatma. Yapma Allah razı olsun. İki gün durdu. Ama iki gün dursun. İstersem yarım gün dursun. Yani kadın, sen çıkamazsın. Bir dakika yatak odasını. Ya Meram deyip, ya Meram deyip sana aşağı alman lazımdı. Kamran Bey, evli kadın, ben gelip tekrar gittiğini biliyordum. Aa, evli olduğunu bilmiyordum. Sevdiği bir kız diye biliyordum. Hayır efendim. Yine doğru değil de yaptı. Evli bir kadını mı getirdi? Ya bilmiyor. Evli olduğunu biliyor. Bu kendi çağırdı. Gönül gel, gönül gel, gönül gel. Dur bir kadını getiriyor. Kendi çağırıyor. Ama Esma çağırdı diyor. Çağırıyor. Esma çağırdıysa yatak odasını çağırmadı ya. Bu yatak odasına gittiği zaman Fatma ebeveyn olaraktan sen ne işin orada in aşağı diyemedi mi? Al ben ya, işte yanımda şimdi, yat dedi. Ben şunu diyorum. Ya kendi yeğeni olunca yanlışları görmüyor. Esma bak bir zaman ben şunu söylemek istiyorum. Söyleyeyim. Bir erkek yapınca gayet normal. Bir kadın. Doğru, haklısınız. Hani kadın etik, erkek eşitliği. Haklısınız, haklısınız. Onu bir şey. Ama bak şimdi millet bunu o şekilde anlamıyor. Diyorlar ki Esma'ya. Bu kızın gururu yok mu? O zaman ikinci gitti yedi adam gibi geçinseydi. Bu kızın gururu yok mu? Bu, kız, bu kızı şu anda millet ne diyor biliyor musun? Yani öyle bir kız diyor. Yani bu bizim için bir yüz karası. Doğru haklısın ama siz yeğeninizin böyle bir çocuk olmadığını düşünüyorsunuz. Evet. Peki anladım ama şimdi Meslan şimdi birinci mi ikinci basın aslında asıl sevdiği kişi Meslan. Meslan diyor ki benle beraberken diyor bizim aramızda daha o tartışmalar yoktu. Sizin abinizle ilgili o tartışmalar yokken rahmetiyle Allah rahmet eylesin Recep Bey ile ilgili babasıyla ilgili sosyal medyaya çok meraklı olduğunu kendisi de söylüyor. Kamuran Bey. Ve sosyal medyada 20-30 kişiyle yazıştığını ama yazışıyordum aramda bir şey yoktu diyor. Fakat Fatma Hanım da diyor ki hayır diyor. Yani bir onu seviyor bir onu seviyor bir karar veremiyor. Belki bir psikolojik olarak Fatma Hanım da öfkesinden dolayı bunu yapıyor bilmiyorum. Ama doğru kişi Ahmet mi? Şimdi ben Ahmet'i annesi Esma yanlarını çağırdığı zaman ziyaretime geldiler o zaman tanıdım. Hı. Geldiğimde ilk sorduğum soru ismin ne oğlum dedi. Resmi nikah olmuş muydu? Olmuştu. Olmuştu. İsmin ne dedi? Ahmet dedi. Şimdi Ahmet sana bir soru soracağım. Bana katiyetle düzgün cevap vereceksin. Çok temiz bir çocuk görüyorum bak ben şimdi, burada. Sen bizim kızımızı malı için mi aldın dedim. Hayır amca dedi. Malı oldun dedi nikahtan sonra öğrendim. Peki malı için almadıysan bir evlilik protokolü imzalar mısın dedim. Canı gönülden imzalarım dedi. Bunu ne zaman sordunuz? 3 ay önce. 3 ay önce. 3 ay önce sordum. Niye hala yok protokol, evlilik protokolü? Efendim bunlar hayatı bilmiyorlar. Avukat hanım burada. Hazırlasın burada imzalayacak. Samimi söylüyorum. Hazırlasın burada imzalayacak. Benim hazırlamama gerek yok. Notere gitmeleri yeterli. Fatma teyzeye bir dinleyelim. Fatma teyze sen yine de Ahmet'e güvenmiyorsun. Neden? Bak Ahmet'e güvensen bile ben benim kızı güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Çünkü onun sevdiği Meslan'dı. Meslan'ı gitseydi, insan gibi dursaydı, geçinseydi başımın üstünde yeri vardı. O zamanlar sen niye Meslan'ı şey yapıp duruyordun ikide bir? Geçmişinde yaptığın hataları bir kendindeki hatalarını söylesene benim yaptığım hataları söyleyecek. Buna çocuğu vardı. Niye geldin yavrum? Çocuğunu biliyordum ben. Ondan dengesiz bu kaçacağım ben. Söyle. Dengesiz bu kaçacağım ben. Dengesiz bu. Bunun arkasındaki görümcü bile dengesiz bu. Dengesiz bu. Bunun dengesiz olduğunu biliyorlar. Dizim Hanım, şunu söyleyeceğim. Evime geldiği zaman çocuğun için bir şey düşündün mü dedim. Beni gayet kızı için sever. Dikkat ediyorsanız. Kızın için bir şey düşündün mü? Babamdan gelen dedi, hakkın dedi. %25'i kızım üstüne yapacağım. Sağlam bir vasiyi bulacağım. Yani vasiyi demedi o da sağlam bir kişi bulacağım. Kızım evlenirse kadar onun üstünde duracak. Kızım evlendikten sonra onu vereceğim. Kızımı vereceğim dedi. Kızını sevmeyen bir insan bunu söyler mi? Recep Bey'in bayağı mal varlığı var değil mi? Efendim bunlar bak şimdi Recep abim
bizim sanayide bir evimiz, iki dükkanımız vardı miras, annemden kalan. Bunu biz miras olarak ben şart koydum, abimin üzerine kalsın dedim. Siz totali söyleyin, totalde ne totalde kadar? Totalde. Değeri nedir mal varlığının? Efendim 4 tane ev. 4 ev. 2 dükkan. 2 dükkan. 20 dönüm tarla. 4 ev, 2 dükkan, 20 dönüm tarla. Efendim zeytinlikler. Ne kadar, kaç dönüm? 2 dönüm. O da bizde benimle müşterek. 2 dönüm zeytinlik. Evet, benimle müşterek. Bayağı yapar. Efendim bak şimdi. İzmir'in hangi neresiydi İzmir? İzmir Tire Peşrefli Mahallesi. Tire? Peşrefli Mahallesi. Peşrefli Mahallesi. 4 ev, 2 dükkan, 20 dönüm. Evler Tire'de. Tire'de bir de. Evet. Daha değerli. Evet. Şimdi evlerin üçü. İki tanesi, bir tanesi miras kaldı, bir tanesini abim aldı. Bir tanesini abim öldükten sonra iki tanesini Fatma aldı. Birisi Esma'yla ortak, birisi şu anda inşaat halinde. Sizce Fatma teyze ne istiyor, amacı ne? Vallahi Fatma teyzenin istediğini ben anlayamadım. Vallahi anlayamadım. Esma'yla ortak ev almış, istese almayabilirdi yani. Ama bak şimdi yani. Hayır, o ortağı nasıl oldu biliyor musunuz? Ya, o detaya girmeyelim mi? Malı aldığı zaman, evi aldığı zaman müteahhiti aynı köylüsü. Kamuran abim Bey. Aradı. Bunu söylemek zorundayım Dilan Hanım, kusura bakma. Tabii söyleyin. Abim aradı, ev almışsın, Esma ile ortak yapacaksın, müteahhit arıyor. Üzerine yapmaya kalktı, hayır diyor, bu mallar benim kardeşimin, Esma ile ortak olacak mal dedi, ondan sonra yapıldı mal. Peki açık Dilan. Bir soru soracağım, sizce Fatma Buyurun. Hanım sizin abiniz rahmetli babasını sevdi mi? Vallahi sevmesi 37 sene durmazdı. Başka ama. Ama ben abim %80 yürüme engelliydi. Bunun hiç burada bahsedilmedi. Öyle mi? Evet. Nereye giderse ondan giderdi. Ama sizin abiniz Esma'yı sevmiş belli. Şimdi nasıl sever çocuk? Bir çocuk bir ebeveyni nasıl sever? Çocuklar nedir? Yem kuşudur. Abim biraz önce söyledim ya, abim karşıdan gelirken önünü koşardı. Abim bindirdi bunu motora, ama Gökçen ama köye. Giderdi bakkaldan eşya alır gelirdi. Çocuk mutlu olurdu. Sevgisi buydu. Şimdi Ahmet diyor ki ben diyor sözleşme de imzalamaya hazırım. Evet. Esma da diyor ki malın %25'ini kızımın üzerine yapacağım diyor. Ama Fatma teyze diyor ki ben onlara hala ben Ahmet'e değil ama kızıma güvenmiyorum. Her an her şey yapabilir. Öyle dese bile Ahmet'in üzerine geçirebilir diyor. Ya da satıp yiyebilirler diyor. Vallahi evlerinde de bayağı bir imkansızlıkları var. Olmaz mı? Olabilir.